Uttara, öyle güzel işler yapıyorum ki. Sahipsiz bir çocuğa bakıyorum. Bu çocuğu nasıl sahipsiz hale getirdiğimizi unuttun mu? Birlikte onun anne babasını nasıl öldürmüştük? Lütfen. Karımı ve ailemi bırak, bana ne istersen. Bana ne istersen yapabilirsin. Tamam. O zaman nerede olduğunu söyle. Gizem perdesini kaldır ve söyle bana. Oğlunuzu nereye sakladınız? Söylemeyeceğim, hayır. Söylemeyecek misin? Söylemeyeceksin. Söylemeyeceksin. Hey! Bize oğlunu nereye sakladığını söyle. Aksi takdirde evin hanımı hizmetçisi tarafından öldürülecek, anlıyor musun? Benim hayatım hiç umurumda değil. Ama oğlumun hayatını riske atamam. Uttara, yıllardır bizim evimizde çalışıyorsun sen. Onunla birlikte açgözlülük yaparak çok büyük bir yanlış yaptın. Oo, söyle bize Nikanş, oğlun nerede söyle hemen. Yoksa karını gerçekten öldürürüm. Tamam, öldür bizi. Yine de sana söylemeyeceğim. Oo. Ah. Sana dedim ki söyle bana, yoksa seni öldürürüm. Ve oğlunuza gelince onu bir şekilde bulurum zaten. Ve ondan sonra oğlun benim merhametime kalacak. Ölü mü diri mi olur hiç bilemem. Konuş. Ah. Yani bana söylemeyeceksin. Peki. O zaman şimdi öleceksin. Ah! İkisini de bir arabaya koymalıyız. Sonra onları Panşnir konağının yakınındaki tepeden iteceğiz. İnsanlar ikisinin de kazada öldüğünü düşünecekler. Ve dinle. Evi çok güzel temizle. Evde tek bir kan lekesi görünmemeli. Beni anladın mı? Evet. Hep birlikte çok şey yaptık. Ama bütün bunları yapabilmek için o kadar çok şeyi yok ettik ki. Hatırlamıyor musun? Hadi hatırla. Manav ve Amar'ı birliğimize katmak için seninle ne kadar uğraşmıştık. Ama sonuçta sizin mizah anlayışınız böyle. Çok eğlenceliydi. Öyleydi değil mi? Şimdi benim espri tarzımı anladın işte. Aslında oldukça eğlenceliydi. Ama şimdi ikimiz birlikte daha çok eğlenmeliyiz. Bu Nikanj ailesine daha çok şey yapmalıyız. Daha çok. Çünkü Yamini'nin asıl oyunu şimdi başlayacak. Şimdi. Kitap okuyor. İyi bir ruh halinde olduğundan eminim. Gotmi'ye hemen şimdi sormalıyım. Üzgünüm, seni görmedim. Aha, tamam. Eminim bu roman benden daha romantiktir. Ama düşünüyordum ki elbette roman ilginç ve romantik olabilir. Ama daha sonra da okuyabilirsin, değil mi? Sakıncası yoksa dışarı çıkabilir miyiz? Bir yere gidelim ve sonra da bir şeyler içelim, ha? Ben içmem. Aa, o zaman dondurma.
Bu soğuk havada mı? Demek istediğim gecenin bu saatinde mi? Yürüyüşe çıkalım mı? Suşant, ben... yani... Aa, anladım, evet. Çok geç oldu ve seni rahatsız ediyorum. Sorun değil, üzgünüm. Hayır. Yenge, ben de aynı böyleyim yenge. Aynı böyle mi? İstersen aşk hikayeni dinlemeye hazırım. Ama ne yarar ki? Yani aşk hikayem daha başlamadan bitti zaten. Aşk hikayen mi? Oo, Gottmik'i gerçekten seviyor musun yoksa öylesine bir şey mi? Hayır yenge, Gottmik'i gerçekten çok seviyorum. Ama bu hikaye tek taraflı ve belki de ona uygun biri değilimdir. Sana önemli bir şey söyleyeyim. Bütün kızlar aynı değildir. Ve eğer Gottmik'i gerçekten seviyorsan, öncelikle onun neyi sevip sevmediğini öğren. Ve bir şey daha. Ona bir daha asla bir şeyler içmeyi teklif etme, olur mu? Özür dilerim yenge, ben de düşündüm ki... Ne düşündün? Hey, eğer bu senin için geçici bir şeyse unut gitsin. Bizim, sizin, onun zamanını boşa harcama. Ama değilse o zaman... Hayır, hayır yenge. Bu gerçek ve dolu dolu bir aşk. Geçici değil, ömür boyu sürecek aşk. Ömür boyu sürecek aşk mı? Sen mi söylüyorsun bunu? Ömür boyu aşık olamazsın sen. Ben onu tanıyorum. Evet, doğru. Bu evde kimse beni ciddiye almıyor ve kimse benim duygularımı umursamıyor. Hiç de bile. Ben duygularını ciddiye alıyorum ama o duygularını ciddiye almıyor asla. Evet. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Dur, görüşürüz. Gidiyorum. Dur bir. Üzgünüm. Hey. Üzgünüm. Hey bak. Aman. Sen bu arada ne zamandan beri çöp çatanlık yapıyorsun? Kimse çöp çatanlık yapamaz. Kendiliğinden olur. Sahiden mi? Hı. Peki az önce ne oluyordu? Ben gördüklerime inan... Henüz bir şey görmedin. Bekleyin ve bundan sonra ne yapacağımı izleyin. İzleyin ve bir şeyler öğrenin Bay Rocky. Ne yapıyorsun? Bana bir şey söyle. Neden yaşıtların gibi bir hayat sürmüyorsun? Ne demek istiyorsun? Yani dışarı çık ve arkadaş edin. Akşam yemeğine, sinemaya, alışverişe git. Gece gündüz hep kitap okuyorsun Gottmik. Sana ne oldu böyle? Suşant çok iyi bir adam. Seni yürüyüşe çıkarmak istedi. Dondurma yemeğe gidelim dedi ama sen reddettin Gottmik. Kendini kötü hissetmiş olmalı. Shivangi, biliyorsun ki ben... Bütün biliyorum. Bunlar... Bugüne kadar çok zorluklar yaşadık. Hayatımız farklı. İnsanlara olan inancımı kaybetmiştim. Ve böyle bir şey olduğunda Gottmik, insan kendini dört duvar arasına hapsediyor. Ama bu senin hatan değil. Bazı insanlar kötüdür. Ama hayatta tanıştığın her insan kötü değil. Gottmik, iyi biriyle tanıştığında, sana elini uzattığında o eli tutmalısın. Haksız mıyım? Ben hata mı yaptım? Küçük bir hata yaptın. Önemli değil, düzeltilebilir. Öyleyse gidip onunla konuşmalı mıyım? Açıkçası evet. Tamam. İnanılmaz. Yani nasıl yaptın bunu ha? Muhteşem. Bayan Rocky Nichols, karım çöp çatanlık da mı yapmaya başladı? Söyle bakalım, böyle kaç kişinin arasını yaptın? Demek istediğim şimdiye kadar kaç kişiyi tuzağına düşürdün söyle. Ne oldu? Ah, şaka yapıyorum. Dur. Ya ne oldu? Ah yapma dur işte, sorduk bir şey yok. Peki bana kaç kez böyle numaralar denedin? Hı? Bir anlığına yarını unuttum. Rudra, bir şeyler olacak. Yamini kesinlikle bir şeyler yapacak. Benim bir şekil değiştiren olduğumu biliyor. Ama neden hala sakladığını bilmiyorum. Shivangi, beni iyi dinle. Hayır Rudra. Dün gece beni yılan olarak gördüğüne dair içimde güçlü bir his var. Sen. Shivangi.
Neden bu şekilde hissediyorsun? Yamini bir şey mi söyledi? Bana geldi. Yarın beni bir yere götürmek istiyor. Peki o zaman. Sen onunla git. Ne? Evet. Başka çakış yolu yok. Yamini'nin ne yapacağını öğrenmek istiyorsak o zaman onunla gitmek zorundasın. Hayvanların çok sadık olduğu söylenir. Ama o arıya ve o kara yılana körü körüne güvenemem. Tabii onlarla arkadaşmış gibi davranabilirim, dedikleri gibi. Denize düşen her zaman yılana sarılır. Biliyor musunuz? Ölmek bana ne kazandırdı biliyor musunuz? Hayatın güvenilmez bir şey olduğunu anlamamı sağladı. Her saniye çok değerli. Yani bugünün işini asla yarına bırakmayın. Sanki bugün ölecekmişsin gibi konuşuyorsun. Tövbe etmek falan istiyorsan bana söyleyebilirsin. Sen bir yılansın ve hep yılan olacaksın. Beyniniz bir yılanınki kadar küçük kalacak her zaman. İyi ki kendi planlarımı yaptım. Eğer iki hayvanla dedikodu yapmaya devam etseydim, o zaman hayatım su gibi boş yere akıp gidecekti. Ve yılan kristalini asla alamazdık. Yılan kristalini istiyorum. Hem de yarın. Yani yarın Şivangi'yi de alarak Başnir konağına gideceğim. Çünkü vücudunda Suryavanşilerin izi var. Yılan kristalini almasını sağlayacağım. Ve ondan sonra da... Yani beni yılan kristalini almaya götürmek istiyor. Çok iyi Şişko. Ne planlar yapmışsın. Yılan kristalini almak için öyle harika bir plan yapmışsın ki. Ama Rudra ve ortağını hiç hesaba katmamışsın. O erkek ya da dişi yılanı. Neden onları hesaba katacakmışım? Onları da düşünmeliyiz. Yılan kristalini almaya gittiğinde oraya gelmeyecekler mi? Ve şimdi seni koruyacak koruma kalkanın da yok. Ya sen yılan kristalini almadan önce seni öldürürlerse... Umrumda değil, gelsinler ama bu sefer beni öldürmeye gelemeyecekler. Ölmeye gelecekler. Bu sefer kesinlikle Rudra'nın ortağının kim olduğunu öğreneceğim. Bizim için bu kadar büyük bir tehlike yaratan kim öğreneceğim. Rudra ile birlikte bana saldıran, şekil değiştiren bir erkek ya da dişi yılan ortaya çıkacak. Yani Yamini o gece yılan olarak karşısına çıkanın ben olduğumu gerçekten bilmiyor. Yamini o yılanın ben olduğumu bilmiyor. Kara yılan. Senin bir yılan olduğunu biliyorum. Sen de koruyucu kalkanın bende olmadığını çok iyi biliyorsun. Bırak beni. Seni bırakmayacağım. Seni bugün ısıracağım. Ne yaptın? Sen bir hayvansın. Seni kara yılan. Herkesi kandırıyorsun. Hem de herkesi. Ne yaptın sen Seşa? Az önce bana ne oldu? Hey kara yılan. Ne yaptın? Söyle bana. Yoksa ben seni ısırırım. Isırırsam ağzını açmaya vaktim bile kalmaz. Sadece vücuduna küçük bir zehir koydum ve hemen benim dilimi konuşmaya başladın. Ne? Beni zehirledin mi sen? Yani ben şimdi ölecek miyim? Aman Tanrım. Ölmek istemiyorum. Şişko, sen çivi çiviyi söker diye bir şey duymadın mı hiç? Artık bir yılan seni ısırırsa zehri seni hiç etkilemez.
Ha? Vay benim güzel kara yılanım. Ne kadar iyisin. Tüm güçlerini tek seferde bana aktardın demek. Beni ölümsüz yaptın sen. Selam sana kara yılan. Hey drama kraliçesi. Çok heyecanlanma. Bu etki sadece 24 saat sürece. Yani yılan kristalini alma görevini tamamladığın zamana kadar. Yani demek oluyor ki kalıcı bir işlem sen yapamıyorsun. Tamam, tamam. Ne yap biliyor musun? 24 saatte bir gelip beni bu şekilde ısır. Ha? Madem çözüm veremiyorsun, işlemi taksitlendirebiliriz değil mi? Bununla ilgili bir problem yok. Ama bende var. Güçlerimi sana vererek zayıfladım ve eğer seni ölümsüz yapmaya devam edersem o zaman ben ölürüm. Umarım. Asıl düşmanların ölür. Oldukça yorgun hissediyorsundur artık. Sen de dinlenmelisin ha? Bu arada dinlensin. Artık işimi yapmama izin ver. İyi geceler. Yavaş yavaş kontrolü kaybediyorum. Kim bilir yarın neler olacak. Selam olsun kraliçem. Kraliçem sonunda kendine geldi. Bu harika bir haber. Artık Rudra'nın ortağı kimmiş öğrenebileceğiz. Adamlarımızı öldüreni bulacağız. Gidebilirsin. Alo, Bay Mehra. Ne diyorsunuz? Bu ödülü aldığıma inanamıyorum. En iyi girişimci ödülü ha? Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederim. Tabii ki ben... tabii. Teşekkürler, şükürler olsun. İnanmıyorum. Eğer bunu Shivangi'ye söylersem o kadar sevinir ki. Shivangi! Shivangi! Shivangi, neredesin canım? Shivangi, çok güzel bir haber var. Shivangi... nerede bu? Arayayım bari. Aç hadi aç. Olamaz. Shivangi'nin telefonu. Yani... Aa inanamıyorum. Ama... Niye böyle yapıyorsun Shivangi? Telefonunu hep burada bırakıyor. Kendimi ben nasıl anlatacağım sana? Yani böyle yapılır mı? Ruchika merhaba. Shivangi'yi mi arıyorsun? Aslında hayır. Çok geç oldu ve Shivangi hala eve gelmedi. Onun için endişeleniyorsun değil mi? Ama Rocky, biliyorsun ki Shivangi'nin geçmişinde çok şey oldu. O haydutlar Shivangi'nin ailesindeki herkesi öldürdü. Annesini öldürdüler. Hayatı... Normal kızlarınki gibi değil. O kadar çok sorun yaşamak zorunda kaldı ki. Çok fazla acı. Belki yalnız kalmak istiyordur. Belki annesini özlüyordur. Belki yürüyüşe çıkmıştır. Belki hayatında bir sürü sorun vardır Rocky. Bu sorunları çözmekle meşguldür. Ya da belki bir arkadaşı vardır. Ve onunla buluşmaya gitmiştir. Başka kimseyle paylaşamadığı sorunlarını o arkadaşıyla paylaşıyor olabilir. Veya belki de tek başına bir yerlere gitmiştir Rocky. Bak, lütfen onun için bu kadar endişelenme. O da seni, senin onu sevdiğin kadar seviyor. Nerede olursa olsun iyi olmalı. Çok tatlısın. Teşekkür ederim.
Sushant. Tanrı'ya şükür geldin Gottmi. Gelmeyeceğini düşündüm. Seni gördüğüme çok sevindim. Beni neden buraya çağırdın? Saat çok geç ve... Çünkü bana bir şey oldu Gottmi. Ne demek istiyorsun? Yani ben... Seni düşünmemek için ne kadar denediğimi kastediyorum. Ama sen benim aklımdan bir türlü çıkmıyorsun. Ve seni düşünmeye başlayınca... Kendimi tutamıyorum ve hep seni görüyorum. Gözlerimi kapattığımda sadece seni görüyorum Gottmi. Her gün, her an, her zaman. Ve ben de bir karar verdim. Artık senden uzak durmak istemiyorum. Seni seviyorum Gottmi. Seni çok seviyorum. O kadar aşığım ki asla yanımdan ayrılmanı istemiyorum. Bana yakın ol istiyorum. Çok yakın. Çok yakın. Çok yakın. Çok yakın. Sushant! Bunun adı aşk değil. Bu resmen çılgınlık. Daha yeni tanıştık. Aşk bu kadar çabuk olmaz. Ancak tutku olabilir. Aşkın gerçekleşmesi zaman alır. Yani bana biraz zaman vermelisin. Tamam. Artık çok geç. Gitmeliyim. İyi geceler. İyi geceler. Daha fazla bekleyemem Vikram. Kendine geldin. Bilincin tamamen yerine geldi. Vikram nasıl oluyor da yaşıyor? Onu öldürmüştüm. Cezanı çek! Selam olsun Kraliçe Avantika. Saroja, Vikram'ı iyileştirerek harika bir iş çıkardın. Bizim zaferimiz sizin zaferinizde yatıyor. Biraz daha zaman. Majesteleri eskisi gibi hayatını sürdürecek. Vikram'ın tamamen kendine gelip bana onu kimin öldürdüğünü söylediği anı merakla bekliyorum. Kimdi acaba o yılan? O yılan benim. Vikram kendine gelirse... herkese onu benim öldürdüğümü söyleyecektir. Herkese Shivangi'nin yaptığını söyleyecek. Yılan olduğumu anlatacak. O pis yılan her kimse. Vikram için daha tetikte olmalıyız artık. Vikram kendine geldiğinde buradan dışarı çıkmaması gerektiğini hiç unutma. Ama kraliçem, majesteleri eskisi gibi ayağa kalkarsa mutlu olacağınızı düşünmüştüm. Ne oldu Vikram böyle? Vikram tamamen kendine geldiğinde, bana onu kimin öldürdüğünü söylediğinde kesinlikle mutlu olacağım. Ki bu hala bir sır. Orada Vikram'ın bildiği böyle birçok sır var. Ve onun bildiklerini başka kimse bilsin istemiyorum, anladın mı? Hayatım, sen merak etme. Vikram birçok sır biliyor. Bazı sırları başka biri öğrenirse hayatım tehlikeye girebilir.
ben aksini söyleyene kadar. Vikram'ı burada tutmaya devam et. Ne oldu? Burada ikimizden başka biri daha var. İznim olmadan kim konağıma girer? Bu seferki yeni düşman kim? Git ve konağıma izinsiz giren kim öğren hemen. Git dedim hemen. Her kimse çok uzağa gitmiş olamaz nasılsa. Onu bul ve bana getir. Git. Kadar çok arının orada ne işi var? Orada bir şeyler olmalı. Her kimse açığa çıkacak. Konağıma girdi ve bulamadınız mı yani? Git ve onu ara dedim. Tanrı'ya şükür kurtulabildim. Yoksa bugün ifşa olurdum. Beni aramak için bütün ormanı kuşattılar. Onlardan şimdi nasıl kaçabilirim? Hemen bir şeyler düşünmeliyim. Ben ne yapacağım? Majesteleri. Demek bu yılan konağıma girdi. Asla canlı çıkamayacak. Çıkar onu. Benden uzaklaşmak için ölü yılandan destek aldı. Uzağa gitmiş olamaz. Bu ormanda olmalı. Arayın hadi. Hadi arayın dedim. Vikram yaşıyor. Ama Shivangi, Vikram nasıl hayatta olabilir? Vücudunun yandığını görmüştük, biliyorsun. Biliyorum. Ama Avantika onu hayatta tutmuş. Mahishmatilerin konağında duvarın diğer tarafında. Şimdi onun kendine gelmesini bekliyorlar. Kendine geldiği anda onlara katilinin kim olduğunu mutlaka söyleyecektir. Yılanın kim olduğunu söyleyecek. Vikram'a neler yaptığımızı, bilinci yerine geldiği anda herkese benim şekil değiştiren yılan olduğumu söyleyecek. Endişelenme Shivangi. Vikram'ı kendine gelmeden öldürmüş olacağız. Hayır. Vikram'ı öldüremeyiz. Neden Vikram'ı öldüremiyoruz? Oradayken Avantika'nın konuştuğunu duydum. Hayatım. Sen merak etme. Vikram birçok sır biliyor. Bazı sırları başka biri öğrenirse
Hayatım tehlikeye girebilir. Vikram Avantika hakkında büyük bir sır biliyor. Ne sırrı? Bilmiyorum peder. Ama Avantika çok korkmuştu. İnsan ancak ölümden böyle korkabilir. Vikram'ın Avantika'yı nasıl öldüreceğimizi bildiğinden eminim. Onu öldürürsek Avantika'ya nasıl zarar verebileceğimizi asla öğrenemeyeceğiz. Onu öldürmezsek o zaman iyileşecek ve benim kimliğimi herkese açıklayacak. Ne yapmalıyım peder? Ustaların ustasının yaptığı şeyi yap. Evet Şivangi. Bizim kitaplarımızda yazılı. İblisler ve yılanlar arasında şiddetli bir savaş oldu. Yılanlar her gün bir iblisi öldürürdü. Ama o iblis ertesi gün tekrar canlanıyordu. Başlangıçta ne olduğunu anlayamadılar. İblisi gördükleri halde nasıl ertesi gün canlı kalabiliyordu? Sonra anladılar ki iblislerin akıl hocası. Sancevani bitkisinin yardımıyla iblisleri geceler hayata döndürüyor. Sonra yılanların akıl hocası yılanlara şöyle dedi. Onları sakın öldürmeyin. Onları tutsak edin. Ve böylece yılanlar iblisleri tutsak ettiler. Ve bu şekilde savaş alanında iblisler yavaş yavaş azaldı. Ve yılanlar kazandı. Vikram'ı da tutsak etmeliyiz Rudra. Vikram'ın bilincinin yerine gelmesini beklemeliyiz. Hem o duvarın bu tarafında. Ama Vikram bilincini kazandığında bunu nasıl bileceğiz? Sana söyleyeceğim. Vikram kendine gelip duvarın sınırını geçtiğinde bu ateşin rengi kırmızıdan maviye dönecek. Rudra, Rocky benden şüphelenmeden önce hemen eve gitmeliyim. Shivangi, bence Rocky'yi değil Vikram'ı düşünmelisin. Vikram'ın tamamen kendine gelip bana onu kimin öldürdüğünü söylediği anı merakla bekliyorum. Kimdi acaba o yılan? Gerçek kimliğimi daha ne kadar herkesten saklayacağım? Ya ben eve varmadan Vikram'ın bilinci yerine gelirse? O zaman ne olacak? Ya herkese benim bir yılan olduğumu söylerse ne yapacağım? Ne olursa olsun. Kimse umurumda değil. Rocky hariç. Kocam yılan olduğumu öğrenirse, ailesini öldürdüğümü öğrenirse, o zaman ne yapacak? Hayır. Hayır. Rocky'yi kaybedemem. Ben onu kaybedemem. Olamaz. Anahtarlar nerede? İçeri nasıl gireceğim? Rocky bekliyor olmalı. Shivangi? Rocky? Shivangi ne oldu? Aşağıda ne yapıyordun? Bindim, düştü de. Bindi mi? Tamam, başka bir tane kullanırım. Burada ne yapıyorsun? Seni bekliyordum. Yedin mi bir şey? Otur lütfen. Düşündüm ki seninle
Uzun zamandır beraberce vakit geçirmedik. Evde çok fazla şey oldu ve bunlardan etkilendin. Hayatına burnumu sokmayacağıma söz verdim, biliyorum. Nereye gittiğin konusunda da sana soru sormayacağım. Sonuçta bana döndün ya, işte bu her şeyden önemli. Sana Rocky'nin özel sandviçini yapmayı düşünmüştüm canım. Bana kızgınsın değil mi? Sonuna kadar hakkım var. Rocky, aslında biraz dışarı çıkmıştım. Yapacak işlerim vardı. Geçmişimle ilgili bazı sorunlar var Rocky. Onları düzeltmek istiyorum. Ama sana söz veriyorum. Bir gün gelip sana her şeyi anlatacağım. Nereye gittiğimi, ne yaptığımı, her şeyi. O zamana kadar bana güven lütfen. Benim sana güvendiğim gibi. Ancak güven varsa bir evlilik yürüyebilir diyen sendin Rocky. Evliliğin olduğu yerde güven de vardır. O zaman Rocky'nin özel sandviçi. Majesteleri nereye gitti? Buradayım. Sorun nedir Saroca? Neden beni gördüğüne sevinmediğini hissediyorum? Yoksa yanılıyor muyum? Mahişmati kralı döndüğü için mutlu olmalısın. Ve nedense ben şunu anlayamıyorum. Bir tutsak esaretten kurtulmuş gibi bağırıyorsun. Selam olsun majesteleri. Az önce bağırdım çünkü bilinçsiz durumdaydınız. Ben de bu durumda nerede kaybolabileceğinizi düşündüm. Ama şimdi Mahişmati kralı geri döndüğüne göre... her şeyden önce gidip kraliçe Avantika ile görüşmek benim görevim. Ve orada herkese söylemeliyim ki... Mahişmati kralını öldüren kimdi? Affedersiniz. Ama gitmenize izin veremem. Mahişmati kralının yolunu kapatıyorsun Saroca. Anlıyorum. Yani kraliçe Avantika dışarı adım atmamamı emretti. Merak etme Saroca. Mahişmati kralı geri döndü. Artık kraliçenin emirlerine... uymana gerek yok. Avantika Mahişmati kralının herhangi bir yere gitmesine ya da herhangi biriyle görüşmesini engelleyemez. Sana son kez söylüyorum, yolumdan çekil. Özür dilerim. Bunlar kraliçelerin emirleri ve onlara itaatsizlik... Yeter! Bir hizmetkar Mahişmati kralının yolunu kapatmaya nasıl cüret eder söylesene. Çekil yolumdan hadi. Ver! Şimdi anlıyorum. Beni kendi konağımda tutsak etmek için Avantika'nın yaptığı bir hileydi bu. Çünkü onun tüm sırlarını bilen kişi benim. Çok büyük bir hata yaptı. Eğer Avantika Mahişmatilerin kraliçesi ise ben de Mahişmatilerin kralıyım. Ve kimse krala itaatsizlik edemez. Kraliçe Avantika'yı çok iyi tanıyorum. Geri döndüğüm için mutlu olacak. Ama aynı zamanda korkacak. Çünkü sırlarını sadece ben biliyorum. Ama artık yeter. Şimdi Punchnir'e gideceğim. Ve oraya vardığımda öncelikle katilimin kim olduğunu
herkese. Ama herkese söyleyeceğim. Mahişmati kralının katili olmak hiç kolay bir şey değil. Ama asıl sorun, kraliçe Avantika'yı öldürebilecek şeyi bulmalı. Acaba hala Punchner'de mi, değil mi? Felaket! Ne oldu efendim? Şu ateşe bak. Rengi değişti. Kırmızıdan maviye döndü. Bunun tek bir nedeni olabilir. Mahişmati, kralı Vikram kendine geldi. O canlandı ve Panchnir'in konağına doğru gidiyor. Shivangi neden hala gelmedi? Sabahtan beri onu bekliyoruz. Kim bilir nerede? Büyük anne, beni mi çağırdın? Evet kızım. İyi ki geldin. Ben de seni bekliyordum. Hatırlıyor musun, sana yarın, yani bugün gitmemiz gerektiğini demiştim. Gel, hadi artık gidelim. Ne oldu? Ben aslında çantamı unuttum. Alayım mı? Tamam, git al. Seni arabada bekliyor olacağım ama geç kalma. Tamam. Panchner. Vikram'ın Panchner konağında ne işi var? Bunu ben de bilmiyorum. Ama Gurudev bunu ateşten gördü. Vikram Panchner konağının yakınında bir yerde. Yamini de beni Panchner konağına götürmek istiyor. O konakta bilmediğimiz ne var Rudra? Bunu öğreneceğiz. Bugün Panchner konağına gidiyorsun. Shivangi, biliyorum çok cesursun. Bana ihtiyacın yok. Ama oraya tek başına gitmene asla izin vermeyeceğim. Hayır Rudra, yalnız gitmeliyim. Biz iki kişiyiz, onlarsa beş. Yamini ve Uttara'ya göz kulak olacağım. Vikram'ın onlara ulaşmasına izin vermeyeceğim. Sen de gözlerini Sesha ve Avantika'dan ayırma. Bu şekilde ikimiz beşinin birleşmesine izin vermeyeceğiz. Shivangi, bak sadece Panchner konağına giderlerse birleşirler. Oraya ulaşmalarına izin vermemeliyiz. Vikram ve Panchner konağı arasındaki gizli bağlantı nedir? Bilmiyorum. Ama eminim ki bir sır var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.